Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kazanım kavramı ikinci testteyiz arkadaşlar. Ee, başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu kazanım kavramı testlerini hangi yıl dinlerseniz dinleyin. Ee, değişmeyecek arkadaşlar. Çünkü sorular yenilenmediği sürece yeniden video çekip yüklemeyi düşünmüyorum. Sorular yenilenirse eğer tekrar en baştan çekerek videolarımızı yükleriz. Başlayalım isterseniz birinci sorudan. Diyor ki mineral maddeler özelliklerinden hangilerine sahiptir? Düzenleyici olma. Yapıya katılma, sindirme, uğrama. Arkadaşlar mineraller elementlerdir aslında. Bizim vücudumuzda kullanılan elementlerdir. Ve mineral maddeler kesinlikle düzenleyicidir. Yapıya katılırlar. Mesela enzimlerin yapısına katılabilirler arkadaşlar. Ama sindirme uğramazlar. O yüzden bu e, yanlış olacak. Doğru cevabımız ne olur? 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir hücrede bulunan molekülleri asit, baz ve tuz olma özelliklerine göre sınıflandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Arkadaşlar karbondoksit bir asittir. Karbondoksit özellikle vücudumuzda miktarı arttığı zaman kanımızda mesela kandaki karbondoksit miktarı artarsa pH düşer asitlik artar. Bu da bize zarar verebilir. O yüzden karbondoksit neymiş? Asitmiş. Amonyak bir bazdır arkadaşlar. Baz. Üre ise bir tuzdur. Buna göre cevabımız ne olacak? Asit baz tuz 1 2 3 olarak cevabımız A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. pH değişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. pH çözeltideki hidrojen iyonunun değiş değişimini gösteren bir değerdir. Doğru arkadaşlar. Hidrojen iyonu fazlaysa asit, az ise bazdır. Bu doğrudur. Hidrojen ve hidroksit iyonları değişimlerinin eşit olduğu çözeltiler nötrdür. Evet nötr çözeltilerde hidrojen ve hidroksit iyonları eşittir arkadaşlar doğru. pH metrede 0-7 arası bazik 7 nötr. 7-14 arası asidiktir demiş. Bu yanlış olacak. Neden? Çünkü 0-7 arası bazik değil asidiktir. 7-14 arası da asidik değil baziktir arkadaşlar. Tam tersi yazması gerekiyordu. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Çözeltideki hidrojen iyonu arttıkça pH düşer. Yani asitlik artar. Doğru. Bazlık derecesi pH değeriyle doğru orantılıdır. Yani diyor ki pH değeri arttıkça bazlık derecesi artar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Burada mineral madde ve organizmadaki fonksiyonu eşleştirmesini istiyor bizden. Hemen bakalım. DNA, RNA ve ATP'nin yapısını oluşturur demiş. Arkadaşlar bu nedir? Tabii ki fosfordur, değil mi? Fosfor şöyle 4'e getirdim. Ya da şöyle yazalım isterseniz A'nın karşısına 4 yazalım. Daha kolay olur bulması. Daha sonra dişlerin yapısına katılır demiş arkadaşlar flor olabilir değil mi? Kas çalışmasında etkilidir demiş. Kas çalışmasında hangisi olacak? Kalsiyum olacak. O zaman dişlerin yapısına katılır. Flor alalım. 3 hatta diş macunlarının üstünde florürlü yazar. Kas çalışmasında etkilidir. Kalsiyum olacak arkadaşlar. Bir tiroksin hormonunun bileşenlerindendir. Bu da nedir? İyottur tabii ki. 2 olacak. O zaman A'ya 4 ya da şöyle bakalım. 1'e C gelecek arkadaşlar. 2'ye D gelecek. 3'e B gelecek. 4'e daha gelecek. Cevabımız CH şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi insan vücudunda bulunan inorganik bileşikleri örnek olarak gösterilemez. İnorganik bileşik. İnorganik bileşiklerimiz nelerdi? Asitler, bazlar, tuzlar, su, elementler yani mineraller arkadaşlar. Bakıyorum diyor ki karbondoksit evet. Bu nedir? İnorganiktir. Kalsiyum minerali inorganiktir. Amonyak ve su da inorganiktir ama B vitamini organiktir arkadaşlar. Vitaminler organiktir unutmayın. Bu arada organik maddelerde yapısında karbon, hidrojen ve oksijen iyonlarını bir arada bulundurur. Bunu kesinlikle unutmayın. Gelelim 6.ye diyor ki: Aşağıda verilen besinlerden hangisi pH metrede 0 ile 7 aralığında yer almaz? Bakın, 0 ile 7 aralığında yer almaz dediği için o zaman bunlardan dört tanesi asit, bir tanesi ya nötrdür ya da bazdır. Bakıyorum. Şimdi bir kere zaten limon ve gazoz nedir? Asittir arkadaşlar. Ee, kahve ve muz da asittir arkadaşlar. Ama brokoli nötr veya biraz daha böyle baza yakın bir madde olarak alabiliriz. Bununla ilgili 9. sınıf Mep kitabında bir pH metrenin işte üstünde hangi ee, Yiyecek hangisine dahil olduğunu gösteriyor arkadaşlar oradan bakabilirsiniz Gelelim bir diğer sorumuza 7. soru Asitlerin özelliği ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Diyor ki Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonunu verirler demiş e, Tatları acıdır bir kere arkadaşlar asitlerin tadı ekşidir bu yanlış Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verirler doğru. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler demiş. Hayır arkadaşlar bu yanlıştır. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Gelelim 8. sorumuza. Şöyle aşağı doğru gidelim. Evet. İnsan vücudundaki elementlerin kütlece oranları ile ilgili aşağıdaki grafik çizilmiştir diyor. Grafikteki verilere bakılarak yorumlarından hangileri yapılamaz? Bakıyorum diyor ki oksijenin fazla olması insan vücudundaki su oranının fazla olmasındandır. Şimdi arkadaşlar, insan vücudunda su oranı yaklaşık %65'lik kısma denk geliyor. Dolayısıyla oksijenin fazla olması e, su oranının fazla olmasındandır diyebiliriz. Şıklara göre gideceğiz. Organik moleküllerin yapısına katılan elementlerin oranı %10'un üzerindedir. Şimdi organik moleküller neler? İçerisinde karbon, hidrojen, oksijen bulunduranlar. Bakıyorum. Bakın karbon kaç? 15 ile 20 arasına denk gelmiş. 18 diyelim. Hidrojen bakın 5 ile 15 arasında. Mesela 10 diyelim. E, oksijen zaten %65. Baktığınız zaman arkadaşlar %10'un üzerindedir. Bu doğrudur mineral maddelerin vücut için önemi yoktur. Şimdi baktığınız zaman mineral maddelerin zaten e, kütlece oranı eğer bu kadar fazlaysa vücut için önemi vardır arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Hangisi yapılamaz dediği için cevabımız ne olacak? E, Bursa şıkkı olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki bazı özellikleri verilen mineral madde çeşitli aşağıdakilerden hangisidir? Kandaki hemoglobin pigmentinin yapısına katılıp eksikliğinde kansızlık görülür. Karaciğerde görev alan katalaz enzim, enziminin kofaktörüdür. Arkadaşlar, hemoglobinin yapısına katılan kesinlikle demirdir. Hatta Vardır sizlerde de mutlaka demir eksikliği etrafınızda mutlaka vardır demir eksikliği yaşayanlar kan ilacı verirler bu kan ilaçları da demir kokar aşırı pas kokar arkadaşlar içerisinde bulunan demirden kaynaklıdır. Eğer ki mesela işte çok büyük böyle kanama falan olduysa ee, o yer bir süre sonra pas kokmaya başlar sebebi içerisinde bulunan hemoglobin hemoglobinin yapısında bulunan demirdir arkadaşlar cevabımız aşık olur. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki bitkiler ihtiyaçları olan mineral maddeleri verilen yöntemlerden hangileriyle bünyelerine katabilir? Fotosentez tepkimeleriyle inorganik bileşiklerden. Şimdi bakın inorganik bileşiklerden arkadaşlar e, mineral maddeleri topraktan alabilir. Evet bu doğrudur. Şöyle işaretleyelim. Sutomaların yardımıyla atmosferden kök emici tüyleri yardımıyla topraktan. Şimdi bir dakika bakalım tekrardan. Fotosentez tepkimeleriyle inorganik bileşiklerden ihtiyaçları olan. Bir dakika. Dışarıdan arkadaşlar direkt inorganik maddeleri fotosentez olarak alamazlar. İlk önce bunu kökleriyle alması lazım. O yüzden bu olmaz. Kök emici tüyleri yardımıyla topraktan alırlar. Stomaların yardımıyla atmosferden mesela karbondioksiti atmosferden alabiliyorlar. Cevabımız 2 ve 3. Edirne şıkkı olur. Gelelim bir diğer sorumuza. 11. soru. Suyun organizmadaki görevleriyle ilgili hangileri doğrudur? Enzimlerin çalışması için uygun ortam oluşturur demiş. E, kanda madde taşınmasında görev alır. Hidroliz tepkimelerinde biyoloji iki bağların koparılmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar enzimlerin çalışması için uygun ortam oluşturur. Doğru. Kandaki madde taşınmasında görev alır. Evet kanın içerisinde de yaklaşık e, %80'i sudur arkadaşlar. Doğru. Hidroliz tepkimelerinde biyolojik bağların koparılmasını sağlar. Bu da doğrudur. Hidroliz nedir? Suyla parçalamadır. Cevabımız E şıkkı olur. Bir üstteki soruya tekrardan gelmek istiyorum. Şurada kafama takılan bir şey var. Şimdi mineral maddeler nelerdir? Arkadaşlar demir, fosfor, değil mi? Bu gibi maddelerdir mineral maddeler. Evet. Şimdi bakın mineral maddeler böyleyse eğer tomalar yardımıyla atmosferden almazlar bunu. Ben burayı yanlış yaptım özür dilerim. Şöyle. Nasıl olacak? Fotosentez tepkimeleriyle inorganik bileşiklerden alamazlar. Çünkü inorganik bileşik olarak ne katılır? Karbondoksit ve su katılır. E bunlar mineral değil ki. Bunlar nedir? İşte su nötr bir bileşiktir. Karbondoksit de asidiktir. Asittir. Dolayısıyla bu olmaz. Stomaların yardımıyla atmosferden ne? Atmosferden ne alacak? Karbondioksit, Karbondoksit mineral değil. Bu da değil. Kök emici tüyleri yardımıyla topraktan. Cevabımız yalnız 3 olacak arkadaşlar. Çünkü topraktan işte demir olsun, kalsiyum olsun, fosfor olsun bunları alır ve bünyelerine katabilir. Biz direkt olarak mineral madde dediği için yalnız 3'ü e alıyoruz. O yüzden cevabımız bursa olur. Gelelim son sorumuza. Suyun özellikleri ile ilgili diyor. Verilenlerden hangileri doğru değildir? Artı 4 derecede en düşük özgül ağırlığa sahiptir. Çözücülük potansiyeli çok düşüktür diyor. Öz ısısı yüksektir. Molekülleri arasında hidrojen bağları kohezyon kuvveti oluşturur. Şimdi bir kere sondan başlayalım. Arkadaşlar kohezyon kuvveti evet oluşturuyor. Hidrojen bağları sayesinde kohezyon neydi? aynı moleküllerin birbirine tutunmasıydı. Su molekülleri de hidrojen bağları sayesinde birbirine tutunur. Öz ısısı yüksektir. Evet. Bu yüzden de hani çok çabuk ısınıp çok çabuk soğumaz. Dolayısıyla hani denizlerin geç ısınıp geç soğumasının sebebi budur. Çözücülük potansiyeli bir kere çok düşük değildir arkadaşlar. Bu yanlış. Çözücülük potansiyeli çok yüksektir. Bizler de zaten besinlerin sindiriminde suyun çözücü özelliğini kullanıyoruz. Hidrolizle sindiriyoruz. Artı 4 derecede en düşük özgül ağırlığa sahiptir. Hayır arkadaşlar artı 4 derecede değil. En düşük özgül ağırlığa sahip olabilmesi için 0 derecede donması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki artı 4 derece değil 0 derece olması gerekiyordu. Bu da yanlıştır. Hangisi doğru değildir dediği için cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet böylece bu testin sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.